Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde tutmuş olduğum TP-Link'in 20.000 mAh gücünde taşınabilir pilini ya da İngilizce adıyla power bank olarak da geçiyor bu ürünler inceliyoruz. Biliyorsunuz TP-Link farklı farklı ürünleriyle bilinen bir marka ve özellikle böyle ağ ürünleri konusunda çok popüler ve herkesin bildiği bir marka olmakla beraber dönem dönem farklı farklı ürünler de piyasaya sürüyor. Marka daha önce de powerbank üretmiş ve bunu piyasaya sürmüştü. O böyle daha çok benim de bir dönem test ettiğim böyle dikdörtgen şeklinde bunun yarısı kadar filan büyüklüğünde ve 10.000 mAh'lik bir pildi. Bu ise 20.000 mAh gücünde. Boyutlarına baktığımızda ise oldukça küçük olduğunu söyleyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Biz daha önce Anker'in bir 20.000 mAh'lik pilini test etmiştik. O bundan mesela daha büyük arkadaşlar. Ama onun daha büyük olmasının başka sebepleri var. Üzerinde başka teknolojiler olduğu için muhtemelen gövdesi biraz daha büyük tasarlanmış. Bu ürün ise oldukça küçük. Yani 20.000 mAh'a göre küçük diye söylüyorum. Yoksa çok da küçük olduğunu iddia edemem. Zaten bu tarz ürünlerde güç arttıkça, yani pil gücü arttıkça cihazın büyüklüğü de haliyle ve doğal olarak artıyor. Şimdi gelin birazcık teknik özelliklerinden bahsedeyim ben sizlere. 20.000 mAh kapasite olduğunu söyledik. Teknik verilere göre iPhone XS'i 4.8 kez şarj edebiliyor arkadaşlar. Bu ürün böyle bir veri vermişler bize. Bunu ben farklı bir testte yaptım. Onu da söyleyeceğim birazdan size sonuçlarını. İki tane USB çıkışımız var. Her iki USB çıkışta 2.1 amper, yani yüksek bir akım gücü sunuyor. Bu da eğer bunu destekleyen bir telefonunuz ya da bir cihazınız varsa daha hızlı şarj olacağı anlamına geliyor. Yani 1 ampere göre daha hızlı şarj oluyor, onu söyleyelim. Bir de üzerinde micro USB bağlantı yuvası var. Micro USB bağlantı yuvasını cihazı şarj etmek için kullanıyorsunuz arkadaşlar. Lityum polimer pil teknolojisini kullanıyor. Lityum iyon değil, lityum polimer var. Lityum polimer olması da ürünün biraz daha küçük tasarlanmasına sebebiyet vermiş. Bence bu iyi bir seçim olmuş. Hem şarj olurken hem de şarj edebiliyor. Nasıl oluyor derseniz bu. Yani pilin şarjı az ya da bitti. Taktığınız şarja normal cihazlarda şarj olması için beklememiz gerekiyor ki bu 2-2,5 saat falan sürüyor şarj olması arkadaşlar. Ama bu üründe beklemeniz gerekmiyor. Kendisini şarj ederken başka cihazları da USB çıkışlarından şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Aşırı voltaj ve kısa devre koruması olduğunu söyleyelim üzerinde ve fiyatı da biz bu incelemeyi yaptığımız Haziran ayının ortalarında 150 TL'ydi arkadaşlar. Şimdi birazcık kullanım deneyimimden bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi anlatacak çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Biz bunu taktık. İşte bir voltaj akımı vesairesini de ölçtük arkadaşlar. 2.1 diyor. Evet, gerçekten de çıkışlardan 2.1 ampere kadar çıkışta verebiliyor. Yani USB çıkışlarından bir akım geçebiliyor. Biz bunu ölçtük. Şimdi onları ekranda göstereceğim size. Telefon vesaire taktığınızda bu çıkışlardan ne kadar akım geçtiğini ölçen bir USB dongle'ımız var. Onunla beraber ölçüm yaptık ve vaat ettiği hızları, vaat ettiği akım gücünü yine o USB dongle üzerinden görmüş olduk arkadaşlar. Bunun dışında pratik bir test de yaptık tabii ki. Yapabileceğimiz aslında bir o ölçüm dışında yapabileceğimiz bir diğer şey ise pratik bir test yaptık. Ne yaptık? iPhone 7'yi şarj ettik. Benim eşimin telefonu var, iPhone 7. TP-Link'in TLBP20.000 isimli bu ürünü ona verdim. Dedim ki pili bitene kadar telefonunu bununla şarj et.
yaklaşık olarak 5 kez şarj etti. Hatta 5.5'a da yaklaştı arkadaşlar. 5.5'tan sonra da bitti cihaz. Yani pili bitti bunun, en azından onu söyleyebilirim. Bu da güzel olmuş. Yani şöyle, normalde söylediğim gibi teknik verilerinde iPhone XS'i 4.8 kez şarj edebildiğini söylüyordu. Ben iPhone 7 ile yaptığım denemede 5.5'a kadar da çıktığımız oldu. Tabii bu kullandığınız cihazın pil gücüne göre artar veya azalır. Hani mesela 1000 mAh'lik bir pil kullanırsanız 15, 16, 20'ye yakın bir kez şarj etme imkanınız olur. Ama işte 5000 mAh'lik bir pilli olan bir cihazı şarj ediyorsanız haliyle ve doğal olarak rakam 2'ye, 3'e, 4'e falan düşecektir. O oranda, hani ona göre de siz de bir ölçüm yapabilirsiniz. Peki ne gibi özellikleri var? Yan yüzde bir düğmemiz var. Bu düğmeye bastığımız zaman diğer cihazın yan yüzünde işte 4 tane minik led lamba var. Bu led lambalar işte 4'ü yanarsa %100 oluyor. İkisi yanarsa %50, biri yanarsa %25, hiç yanmıyorsa anlayın ki pili bitmiş anlamına geliyor. Bunun dışında da bir düğme vesaire bir şey yok. Dış yüzeyi böyle tırtıklı bir tasarıma sahip ama çok ince. Şimdi sesini duyacaksınız. Böyle bir ses yapıyor. Bir böyle eğik bir şekilde çizgiler var burada. Şöyle göstereyim. Eğik bir şekilde çizgiler var. TP-Link'in bu ürünün kullanımı kolay ki tam ismi söyleyeyim bir kez daha. TLBP20000 olarak geçiyor ismi. Kullanımı kolay. Kutusundan kablosu çıkıyor. O kabloyla bir adaptör takarak veya bilgisayar üzerinden şarj ediyorsunuz. Onun dışında yapacağınız başka bir şey yok. Bittikçe şarj edin. Yanınızda taşıyın. Küçük, hafif, oldukça şirin ve güzel bir ürün olmuş arkadaşlar. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Fiyatını belki değerlendirmemi isteyebilirsiniz. Fiyatı bence gayet makul. Neden? Muadillerine baktığımızda, bilinen markalar açısından değerlendirdiğimizde 150 TL'ye böyle bir ürün almanız o kadar kolay değil. Çok daha kabiliyetli olanları ne yazık ki fiyatları tabii çok daha yüksek oluyor. 300, 400, 500'e kadar çıkabiliyor. Bence hani fiyat performans olarak çok güzel bir noktada bulunmuş. Bir de bilinen marka almanızı öneriyorum. Ben bu tip şeylerde her zaman uyarıyorum arkadaşlar. Böyle powerbank'ta işte şu veya pil üzerinde pil olan cihazlarda mutlaka ve mutlaka bilinen markaların 80-90 lirada var. Alırsınız ama içinde ne bir pil kullanılmış, koruma devresi var mı, kısa devrede ne olur falan, Allah korusun patlar matlar. Bunlar öyle hani oyuncak cihazlar değil. Kalem değil bu. Ya da ne bileyim daha basit bir şey değil. İçinde bir pil var. Bu pilin sağlığı sizin de sağlığınızı doğrudan etkileyecek bir şey olduğu için benim önerim 3'e 5'e bakmayın. Kaliteli markadır. İlla TP-Link alın diye söylemiyorum. Ama kaliteli bir marka almanızı şiddetle ve hiddetle öneriyorum arkadaşlar. Toparlamak gerekirse TP-Link'in TLBP20000 ürünü güzel bir cihaz olmuş. Her türlü şeyi şarj edebilirsiniz. USB'den şarj olan arkadaşlar. Nedir? Aksiyon kamerası olabilir, diş fırçası olabilir, tıraş makinesi olabilir, cep telefonu olabilir. Veya aklınıza gelen ya da gelmeyen birçok cihazı USB'den şarj oluyorsa eğer bu ürünle şarj edebilirsiniz. Bu videoda biz ürünle ilgili her şeyi anlatmaya çalıştık ama aklınıza takılan, şunu yapabiliyor mu, böyle bir özelliği var mı, ne bileyim çamaşır yıkıyor mu, bulaşıkları kuruluyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz mutlaka, mutlaka ve mutlaka abone olun arkadaşlar. Abone olmanız bizim için çok önemli. Bakıyorum ben analitik rakamlarına. Genelde abone olmayanlar bizi izliyor. Abone olanlar da izlesin. Veya izleyenler abone olsun. Tersinden söylemem gerekirse. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden abone olan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmenizi de rica ediyorum. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.